Evet arkadaşlar, merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yavaş yavaş arkadaşlarımız geliyor. Evet. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geliyor. Bugünkü konumuz çok ilginç. Selamlar, hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz çok ilginç, çok değerli bir konumuz var. Özel bir konuda konuşacağız. Belki Türkiye'de hiç yapılmamış bir alanda güzel bir sohbetimiz olacak. İyiyim arkadaşlar, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Selam. Nasılsınız arkadaşlar? Öznur Hanım, Mine Pakkener, Elham, herkes hoş geldi. Valhallacılar nasılsınız, iyi misiniz? Pinhan, Zümrüdüanka, Sirius, Vega, Ay, Finans. Evet. Melih'ciğim. Hoş geldin Melih'ciğim. Merhaba, iyi akşamlar. Nasılsın Melih'ciğim? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ya, özledim. Bayağı oldu. En son aslında çok olmadı. 40 gün oldu geri bir şeyle. Evet, ara sıra Vallahi. bu senin çalışma tempo, benim çalışma tempom ancak böyle Evet, evet. işte, yani aynı cadde üzerindeyiz aslında. Bir sana gelemedim değil mi? Evet. Ama işte bizi biraz böyle biliyorsun son zamanlarda sen çok yoğunsun, ben çok yoğunum. İkimiz de kendi aramızda çok yoğunuz. Bunun yanında işte Covid'dir, hastalıktır. Ama olsun gene de görüşebiliyoruz. Evet Melih'ciğim bize biraz kendini tanıtır mısın? Ben kadın hastalıkları doğum uzmanıyım. Ek olarak perinatoloji uzmanıyım. Belki hani bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Kadın doğum uzmanı. Tamam, bir de perinatoloji nedir? Normalde bizim tıp fakültesini bitirdikten sonra ihsas yapıyoruz. İhsasta işte bir konuda uzmanlaşıyorsun. Ben kadın hastalıkları doğumu seçtim. Niye seçtim? İnsanları mutlu etmeyi seviyorum. Onların yüzlerin gülmesini istiyorum. Bir şey katmak istiyorum. Hayata bir değer katmak istiyorum. Varlık vermeye yardımcı olmak istiyorum. O anlamda kadın doğumu çok seviyordum zaten. Ve bebeklerle ilgilenmek istiyorum. O yüzden 5 yıllık ihsasımı bitirdikten sonra da 3 yıl perinatoloji yan dalı yaptık. Nasıl ki dairede Değil yan mi? dalı gastroenteroloji veya hematoloji veya başka bir dal olabiliyorsunuz. Hem daire içerisinde yan dal olarak. Kadın doğumu yan dal olarak da perinatoloji var. Bu demektir anne bebek sağlığı. Yani hamile bir bayanın hem anne açısından hem de bebek açısından problemleriyle ilgilenen bilim dalıdır. Amaç annenin ve bebeğin sağlıklı olmasını sağlamaktır. Kapsamını içeren her şey perinatolojiye aittir. Dolayısıyla ben de buna Evet. çalışıyorum. Valla Melih'ciğim iyi ki varsın. Bu arada Melih de bizim çok değişik bir eş zamanlarımız var. İkimiz de Tutin Broadway çıkmasıyız değil mi Melih? Tutin Broadway. Evet. İkimiz de İngiltere'de aynı mahalledeyiz diyebilirim. Evet. Tutin Broadway kardeşliği diyorum. Valla Melih'ciğim sen orada mürekkep yaradın, profesör oldun. Biz de orada mürekkep yaradık, astrolog olduk. Ama ikimizin de bilgisi bazen birleşiyor değil mi? Astro bebekler, doğru doğum zamanlarını kullanarak en şanslı, en yetenekli bebeklerin doğum günlerini tespit etmek ve bunların operasyonları yani doğum operasyonları. Burada sana çok teşekkür ediyorum. Bu operasyon ciddi bir iş. Çünkü doğum ciddi bir iş, doğum takibi ciddi bir iş, risk var. Astrolojik olarak bizim tespit ettiğimiz risklerin haricinde sizin bilimle tespit ettiğiniz riskler var ve bununla beraber en doğru doğum anı ve bu doğum anını profesyonel ekibinle beraber yapmak
çok da kolay bir şey değil. Orada neler oluyor? O saatleri bizler veriyoruz sana ama o saatler aralığında olacak diyoruz o annelere, sizlere. O aradaki operasyonları ben Alya'nın doğumunu yaptırırken seninle birlikte çalıştığım için biliyorum öyle kolay bir şey değil o operasyonlar, o hastanelerin ayarlanması, anestezi randevuları, o dakikaya onların denk gelmesi neler oluyor o sıralarda? Bunları da konuşalım. Bu arada ben tabii senden şey de dinlemek istiyorum. Tabii benim kendi takipçilerimden de tabii ki bütün Türkiye seni tanıyor ama belki bu konuyu duymak isteyen veya merak edenler de olacaktır. Hani bu astroloji mutlaka senin takipçilerin biliyordur da Tabii. astroloji nedir? Yani hayatımıza ne katıyor? Bir değer var mı? Yoksa bu sadece uzak Tabii. şey mi? Sen de uygun görürsen ilk önce onlardan bir bahsedersen sonra devamını getirelim. Çünkü astroloji nedir? Hayatımıza ne katar? Bu nedir? Bu kapsamda belki benim de eksiklerim vardı. Ben de çok faydalanmak istedim. Bir ufak bir bilgi verirsen sonra. Tabii. Şimdi astro, gezegen, yıldız, planet, planetoid, login mantık, gezegen ve yıldız dizilimleri insan yaşamı üzerindeki etkilerini inceleyen ilimlere biz astroloji ve astrologos diyoruz. Tabii ki benim branşım karmik ve spiritüel olduğu için astrolojinin daha derin bir alanı. Varoluş, yaşam, ölüm, yeniden doğuş, reenkarnasyon denilen alanı. Aslında astroloji bize basitçe zaman kalitesini gösteriyor. Etrafımıza baktığımız uzay zaman içinde zamanın bir kalitesi var, bir de paritesi var. Parite dediğimiz şey aslında saat. Yani ne yapıyoruz? Kolumuzdaki saatte ölçüyoruz. Diyoruz ki saat 11.30, saat 12.30, saat 1.30. Ama bir de bunun planeter kalitesi dediğimiz bir yapı var. Bu kalite de ne demek? Aslında gezegene etrafındaki o kozmos dediğimiz bir yapı sebebiyle uzay zaman içinde zaman kaliteleri var. Bu zaman kaliteleri de bize farklı kişilik ve kimlik özellikleri veriyor. Mesela işte Venüsyen bir planeter zamanda doğduğun zaman daha sanatçı, daha uyumlu, daha yumuşak. Marsyen bir planeteri kalitede doğduğunuzda daha enerjik, daha mücadeleci, daha savaşçı, belki daha hırslı. Satürnyen bir planeteri kalitede doğduğunuzda biraz daha tıkanık, biraz daha içe dönük, biraz daha depresif ama çok daha iyi bir araştırmacı. İşte Ay planeterinde doğduğunuzda daha hareketli, daha seyahatlere yönelik, daha verimli. Güneşte doğduğunuzda da egosu daha güçlü, daha kuvvetli, kimliğini, sosyal kimliğini dış dünyaya daha yansıtabilen insan tipleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada doğum saati neden önemli? Çünkü bir anda, bir çocuğun doğduğu anda pek çok planeteri kalite var. Bu planeteri kalitede yavrunun en kaliteli zamanda doğmasını istiyoruz. Çünkü gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o olduğu için en kaliteli dönemde doğduğu zaman veya en yüksek kalitedeki planeter time'larda doğduğu zaman o çocuktan bilimler, yetenekler, şans, kadersel olarak gelişim, aslında seçilmiş kaderde ilerleme, hayatın çok daha kolay aktığını görüyoruz. Ama bazı planet kaliteleri hayatımızı gerçekten güçleştiriyor, zorlaştırıyor. Şanssızlıklar, olumsuzluklar, zaman zaman büyüme problemleri, anne baba ilişkilerindeki sıkıntılar, çoluk çocuk, kardeş ilişkilerindeki sorunlar gibi yapılarda bu kalitelerde kaynaklanıyor. Astro bebeklerde en yüksek planetari kaliteye ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında en yüksek meyvenin doğabileceği zaman kalitesinde elimizdeki tabii ki imkanlar doğrultusunda. Çünkü her doğum günü, her doğum saati kendisine ait özeldir ama her doğum günü ve doğum saatinin kendisine ait bazı farklılıkları da vardır. Bunları ikiz doğumlarında da görürüz mesela. 6 eksi 4 dakikalık o doğumlarda biri matematikçidir, biri sanatçıdır gibi Yani. Meriç'ciğim. Bu sebepten dolayı astroloji çok önemli. Burada o doğru planetari kaliteyi bulduğun zaman böyle bir yapı olur. Ben Venüs Aile ile alakalı hatırlıyor musun? Ben sana saat 11.05 demiştim. Hatırlıyor musun? Birlikte böyle Evet. saate bakarak. Çünkü o 11.05'te o Ay ile Venüs'ün göksel kavuşumundaki Venüs'ten kaliteyi o kadar çok almak istemiş ki o 9. ev kombinesi. Çünkü şunu düşünmüştüm. İleride bu çocuk kuraya girerse, bu çocuk randomizer şansla karşı karşıya kalırsa diğerlerine göre 6-5 olsun diye. Dediğimde oldu biliyor musun? Ve sana da çok teşekkür ederim. O 6-5 sayesinde işte sokuyorsun bir kura, bizimki direkt çıkıyor. Sokuyorsun bir yarışmaya, direkt çıkıyor. İşte astroloji bunun için var. Yani bunun için kullanıyoruz onu. En büyük avantajı ama işte Pişmanım. valla ikinci bir çocuk yaparsam yanındayım yani. Kesinlikle.
Ben tabii bu astro bebek kavramını seninle tanışıncaya kadar bilmiyordum. Yani ne zaman doğacak? Tabii. Hasta bana soruyor işte hocam ben planlı sezaryen istiyorum. İşte daha önce sezaryen olmuş. Veya ben doğum korkum var. Veya işte biz bir sebeple bir şekilde bir sezaryen planlayacağız. İşte hangi gün olsun? İşte çarşamba işte annemler gelecek onlar olsun. Ya da işte eşim babalık iznini kullanacak. Onun için pazartesiden başlatalım. 5 gün kullanacak. Şunlar bunlar. Kendi bizim tercihlerimiz hani artı eksi hastayı 1-2 gün verebiliyoruz tabii ki. Önce bebeğin sağlığı tabii ki. Yani verdiğimiz Öyle tabii. artı eksi bir oynayabilir. Birkaç gün çok bir şey değiştirmez. Bu tarzdan kimisi diyor ki işte bir tarihe geliyor mesela 2-2-2. 200 yılda bir gelen bir tarihti. Çok tercih edilen bir tarih oldu. Hiç unutmam. 11-11-2011. Baya bir doğum yapıyor. Hı. O zaman 6 tane bir yan yana. İşte herkes istiyor. Hayatım, çocuğum, hayatı birinciliklerle olsun. 6 tane bir doğum tarihiniz. Eşim geldi ya. Ama işte, evet. 2-2 Ama işte. işte Tarihlere takılıyorduk şimdi. Ben şimdi şeyi öğrendim tabii. Tarihlerden ziyade gün var ama bir de saatleri de var. Şimdi onu tabii. evet, şimdi tarih, saat, dakika. Düşünsene ben senin başının etini yedim. O da neyse 11.05 Melih, 11.05.04 şeklinde. Kaotik şeyler ortaya çıkıyor ki işte ne zaman doğacak bir döngülerin olduğu aylar günler var ya 21'i mesela. Tabii. 21'i ne zaman şimdi bir yaptım mı öbür burca giriyor bir yaptım mı öbür burca giriyor. Saatiyle yükseleni başka oluyor. Bizim bildiklerimiz tabii benim bildiğim bu. Daha başka Biliyorum. sadece yükselen ve burç değil yani başka etmenler de var. Sonucuyla hepsini bir araya getirdik mi tabii amaç hani şeyleri seçmek. Hepimiz öyle değil miyiz zaten? Bir şey bile seçerken hayatta ne alacaksanız. Hani en iyisi o anda mantık ölçüsüne değerlerinizi artı eksileri teraziye koyduğunuzda doğru olanı yaklaşabilmek. Yani doğrularla ilerleyen gerisi biraz artık hani şans kısmet oluyor ama bu gördüklerimle aslında şans kısmet de herhalde bunlarla biraz etkileyebiliyoruz gibi geliyor bana. Bence de zaten buradaki ana olgu şu. Şimdi var ya o miladi takvimdeki bazı problemler yüzünden o takılıyorlar ya 11-11-2011 02-02-2022 aslında onlar çok da iyi tarihler değil mi? Yani onlar astrolojik olarak planet kaliteleri çok iyi güçlü olan tarihler değil ama bilmedikleri için onunla takılıyorlar. Çünkü Numara astrolojik diyelim ona. yani evet. Ama astrolojik tarihlerde şu olabiliyor. Miladi takvim dışında çalıştığımız için tabii ki astrolojik göksel sembolizm en iyi tarihleri verebiliyoruz. Mesela geçen gün senin bir hastandı. Karşılıklı görüşüyoruz. Mesela orada o kadar büyük bir incelik var ki. Mesela o kadar büyük bir incelik vardı ki haritada. Çocuk da çok ciddi bir tenis yeteneği olabilir. Eğer belli bir saatte verirsen. Ve ben direkt olarak sordum. Ailede tenisçi var mı? Direkt varmış. Ailede çok ciddi tenisçiler varmış. Yabancı kökenli zaten biliyorsun. Ve o yeteneğin açığa çıkabileceği bir doğum anı verdim ve o çocuk o kadar başarılı bir tenisçi olacak ki. Göreceksin yani 20 yıl sonra beraber seyredeceğiz. Belki 30 yıl sonra bir gün de seyredeceğiz. Seviyorum. İşte böyle bir şey bu astro bebek olayı. Astro bebek olayı ve iyi ki varsın. Bunu Türkiye'de en profesyonel uygulayan ekibe sahipsin zaten. Ondan dolayı da hem Arada beni kol öyle... tabii. Sen o hasta deyince tabii aklıma geldi kimin söylediğin. Şimdi tabii bir saat veriyorsun. 10 mesela neymiş, ne demiş? 10.45 değil mi? Yine iyi. Kurtarılır bir saat. Evet. 10.45 tabii bir günüm. Şimdi tam böyle ortalarda bir saat oluyor. Ne öncesinde kabul edebiliyorsunuz ne sonrasında kabul ediyorsunuz bazen o saatleri hani desen sorun da olsa günün ortasında olsa ama böyle arada bir saatler ama şimdi yapacak bir şey yok tabii hastamızda çok sevdiğim kıymet verdiğim değer verdiğim Tabii. onun da mutlu olması için elinden geleni ayarlayacağım bunları tabii ayarlamak da kolay değil verdiğin saat ayarlamak bu arada bahsettiğin hastamız daha önceden sezaryen olmuştu Hı. bu şimdi ikinci doğum olacak inşallah. Ve orada verdiğin saat mesela 10.45 planlıyoruz gündüz. Evet. Plan Evet. ve hastanın hastaneye yatışı oluyor. Şimdi ameliyat biz bir operasyon başlamadan bir 15-20 dakika önce almak isteriz. Anestezistler de öyle. Tabii. Niye? Çünkü ameliyat ortamı stresi sokar hastayı. İşte tan nabzı yükselir, tansiyon yükselir. Çok sevdiğimiz olaylar. Tabii ki ilaçlarla yatıştırabiliriz. Onu sakinleştirebiliriz ama her şey ilaç değil. Dolayısıyla
hastayı mümkün olan hani operasyonu yakın bir saatte almaktır. Ama şimdi bazen tabii ki anne adaylarımız doğum sonrasında biliyorsun epidural diye bir yöntem var. Onunla uyanık olmak istiyor. İşte sezaryen olsa bile bebek doğar doğmaz öpüp koklamak, emzirmek gibi. Benim sezaryen Tabii. tüm anne adayları mutlaka bebeği tutar, öper, hatta emzirir. Yani bunların hepsinin yaşamasını isterim. Sezaryen doğum olsa bile aynı normal vajinal doğum gibi birebir tabii ki şekil olarak aynı olmasa ama sonuç olarak nihai sonuç olarak emzirme, dokunma, temas açısından yaşamasını ediyorum ve onu da yaşatmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda uyanık oluyor. Tabii de epidural uygulaması var operasyondan önce. Şimdi Öyle tabii. epidural oturacak, tam operasyona başlayacaksınız. Tam başladıktan sonra işte siz kesiyi yaptıktan sonra bebeğe ulaştık çıkıyorsunuz. Tam verdiğin saate ayarlamak zorundayız. Yani onların hepsini o kadar böyle etap 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 böyle ayarlamak lazım ki o aşamaların herhangi bir tanesi biraz işlem uzadı mı tabii ki gecikebilirsin. O yüzden hani biz üstürüpte olacak şekilde mümkün olacağını erken başlayalım. Hani bir aksilik olursa vesaire tam amacını da doğrultmak. Çünkü sen öyle bir saat veriyorsun ki nokta. 10.45 herkes saate bakıyor. Hasta da saate bakıyor. Evet. Kolundaki saatine eşinin yanında bakıyor. Herkes bakıyor. Evet diyor mesela 10.45. Ben operasyonu başlamış vaziyetteyim. İşte 10.44 olmuş. Tam böyle rahimin üstüne geldik. İşte bebeği çıkaracağız. Bakıyorum 30 saniye var. 30 saniye biraz gülüşüyoruz. Sohbet ediyoruz. Merhaba merhaba diyoruz. Ondan sonra 30 saniye sonra doğrusu tam 10.45 diyorlar. Çıkartıyoruz çocuğu. Süper oluyor ama işte o var ya, süpersin Melik. Gerçekten bu çok özel bir operasyon. Çok teşekkür ederim sana ve ekibine. Çünkü bu çok ciddi bir konu. Astroloji sevenler, astro bebek veya astro bebeğin o yeteneklerine sahip olmak isteyen anne adayları için burada pek çok öğrenci arkadaşımız, pek çok işte dostumuz ve pek çok astrolojiyle ilgilenen arkadaşımız da böylece seni tanımış oldum. Melik Bey benim can dostumdur arkadaşlar. Yani çok değerli, kadim Çok dostlarımdan, teşekkür kadim dostlarımdan. Ve gerçekten astrolojiyi bu kadim dostlarımız sayesinde, bizler sayesinde Türkiye biraz da daha elle tutulan, gözle görülebilen bir ilim olarak da kabul etmeye başladım. Melih'ciğim, valla çalışmalarını da başarılar diliyorum. Kolay bir iş değil yani astro bebek oluyor. Çünkü biz orada bakıyoruz haritalara, o saatleri veriyoruz ama sen arkada büyük bir işin hamallığıyla alakalısın. Epiduralı anestezisi, uyutulması tam doğum anı çok önemli bir şeydir. yok ya ben şimdi tabii bunun bu kadar çok önemli hasta soruyordu işte diyelim ki bana hocam ben işte bir sebeple hasta sezaryen olacak. Hangi gün istiyorsun? İşte şu gün olabilir mi hocam? İşte artı eksi bir gün iki gün söylüyoruz. Yani bebek için doğum için her şey önce sağlığı önemli tabii ki. Yani bebek sağlıklı doğabilecek sıkıntı olmayacak tarih olacak. Artı eksi bir iki gün oynayabilir o tarihler. Yani hastanın bezinde. Kimisi Tabii. yani dıştan gelecek. Kimisi eşi bir şey olacak. Kimisinin şu bu. Herkes de bir sebep olabilir. Nümerolojik olarak seçenler oluyor şu tarih olsun diye. Ya da gün olarak işte şunu belirleyenler oluyor söylüyorum. Bunlardan sonra Öyle. hasta bana sorduğu zaman işte nasıl müsaitsiz olacağım? İşte bakıyoruz hasta durumumuza göre. Şu saatte yapalım diyoruz. Hani o da evet uygun bana diyor. Öyle oluyor. Ama şimdi tabii ki farklı bir kavram geldi. Yani mesela benim bir daha çocuğum olsa kesinlikle hani bu işe doğum saati belirlemem diyorum. Kesinlikle. Öyle Yani tabii. Tabii hoş tabii. bana alternatif sunulsa yani sanatsal değeri mi, şunlar bunlar mı? Tabii ki kendince belki yönler bulacaktır ama hepsinin böyle kesiştiği bir noktada biraz ondan biraz ondan mı yoksa ağırlıklı şöyle bir şey mi? Tabii belki bir cinsiyetler de değiştirebilir işi. Yani Öyle tabii. Altta çok etken var mı? birçok Yani kadın ve erkek olmasının, kız çocuğu, erkek çocuğu olmasının yaratmış olduğu altta bayağı ciddi bir etken var. Siz nasıl ultrasonla çalışıyorsunuz? Biz de o tip ekranlarla çalışıyoruz zaten peki biliyorsunuz ve orada benim dinliyorum. hastalar bilmiyor olabilirler. Mesela bir hastam diyelim ki işte 20 Mart'ta doğum yapacak. Hani 21 Mart, 19 Mart'ta olabilir. Yani artı eksi bir gün oynayabilir. O tarihlerden birine kararsız. Hangisini seçsem acaba daha iyi olur diye düşünüyorum. Diyelim ki seninle kontak kursa. Bunlardan sen hani neye bakıp hastanın işte genelde bir neye ihtiyacın var? Yani bir anne adayı sana gelmeli mi? Yoksa Facebook. Anne adayı bana gelmeli. Tabii anne adayı bana gelmeli. Çünkü şimdi burada üç tane formumuz var. Birincisi çocuğun genel pozisyonu astrolojik olarak. Şimdi ayın 19'u, ayın 20'si ve 21'i arasında bir fark var. Tabii ciddi bir fark var saat olarak. Çünkü ayın pozisyonu yükselen burç dereceleri yakın olsa bile ayın pozisyonuna göre
Bu çok önemli. Çocukta bu aslında ana yetenekleri 0-7 yaş arasında anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi bir bu önemset bununla çok net görebiliyoruz. En önemlisi çocuğun genel haritası. Ama bunun yanında ikinci çok dikkat ettiğimiz şey anne çocuk ilişkisi. Çünkü 0-7 yaş arasında anne çocuk bağı o kadar önemli ki yani bebeğin doğumuyla beraber annenin hayatında büyük değişimler olacak. Ve annenin o hayatındaki o değişimlerle beraber işte bunun lohusarı var, anne olması var, tecrübesiz anne, tecrübeli anne ve anne çocuk ilişkisine nasıl geçeceğini de orada planlayabiliyoruz. Hem çocuğun doğum kalitesi, doğum haritasında olabilecek pek çok olasılığı görürken hem de küçük ayrıntılarla anne çocuk ilişkisini burada düzenleyebiliyoruz. Üçüncüsü de bizim asimetrik riskler dediğimiz. Asimetrik riskler çocuk doğumundan sonra yani bebek doğumundan sonra işte ani bebek ölümleri 1-1,5 yaşında olabilecek o ani bebek ölümleri, ani solunum durmaları da onlara mesela çok önemseriz bizler. Yani onlara en yüksek düzeyde bebek ve anne için fayda sağlayacak ve çocuk için en az risk gösterecek saat ve anda. Onun için anne adayının tabii ki sizden bize gelmesi gerekiyor her zaman olduğu gibi. Ama bunu şeyden yapabiliriz, Skype'den yapabiliriz. Yani bu o kadar böyle saatlerce sürecek bir danışmanlık değildir. 2 saat kadar böyle bizim normal danışmanlıklarımız biliyorsun uzun süren. Yani anne adayının doğum haritasıyla, doğum günün, doğum yeri, doğum saatiyle bebeğin muhtemelen senin verdiğin muhtemel doğum anı yarım saatlik iştir yani. Bazılarında da 15 dakikada bir eve görürüz. Ultrason gibi biliyorsun beni. Sen Peki. ultrasonla nasıl görüyorsun? Biz de öyle. Yani bunu hasta diyelim ki doğuma yakın son bir ayda mı söylemek zorunda, 6 ay önceden de belirlenebilir. Yani genelde biz Şimdi bu tabii normalde biz aslında tüp bebeklerde tüp bebeğin başlangıç tarihinden itibaren de biliyorsun bir hedef tarih var. evet. Ama sonuçta tabii ki sizin mesleğinizdir. Bazı bebekler daha hızlı gider. Bazı bebekler daha geriden gelir. Bazıları kapatırlar. Muhtemelen birkaç tane doğum anı belirliyoruz. Mesela oradan sonra işi sana bırakıyoruz. 7. aydan sonra, 8. aydan sonra. Çünkü orada son söz senin aslında. Sen bize diyorsun ki işte orada bir hafta veriyorsun, bir zaman veriyorsun. Onun içindeki, o periyot içindeki en uygun zamanı. Mesela Çünkü önce burada tıp, sonra biz. Her zaman böyle bakıyorum. derlersek bir tane hastam var. 15 Nisan'la 25 Nisan tarihleri arasında bebeğin gidişatına göre bir doğum planlandı. Diyelim ki sezaryen istiyor. Planlandı. Tabii. Tabii ki vajinal doğum da olabilir. Zamanı gelmiştir doğumu da indikleyip başlatılabilir. Ama bizim konuşumuz daha pratik olması açısından sezaryenle konuşuyoruz. Saati olması açısından. Çünkü vajinal doğumların saati planlayabiliriz. Günü Doğru. Saati planlayamıyoruz tabii. yani astro bebek kavramı uyan herhalde o zaman sezaryen oluyor. Öbürü tam astro bebek olmuyor. Çünkü vajinal doğumda saati tam belirleme şansımız yok. Anca hani günü kurtarabiliriz. Şimdi hasta diyelim ki 15 ile 25 Nisan tarihleri arasında doğum olacak diye planlıyoruz. Belki 16, belki 17, belki 18. Mesela sen o 15 ile 25'i arasında onları Tabii hasta aldığın datasına göre incelediğinde ya bilmiyorum tabii ki her şey fizyolojik sağlıklı koşullar altında devam ederse ve şartlar bebek ve anne tabii. Aha. da sizin için 19 Nisan günü atıyorum 14-35 çok iyi görünüyor bu tüm seçenekler içinde diyebiliyor musun? Evet deriz. Evet. Öyle tam tarihi veririz. Tabii. Öyle. Saatini bile. Tabii. Saatini de veririz. O saati de veririz. Ve o saati verdikten sonra da İş sana kalıyor zaten sonra. Operasyon öyle oluyor. Şöyle sorayım o Zaten hiç böyle gece yarısını 02:30'da falan öyle bir saatler veriyor musun acaba? aslında Melih veriyordum da son zamanlarda seni çok sevdiğim için o alternatif tarihleri gece 2:45. Geçen günkünde vardı aslında. Oluyor 2:47 idi gece de. Evet. yani. Oluyor yani. Gece 2:47, 3:30 yani çok anormal saatler de olabiliyor ama orada işte ekip bulmak çok zor. Kaliteli ekip, anestezi ekibi çok önemli. Hastanenin hazır olması gerekiyor. Özel hastanelerde sorun yok ama bildiğin gibi özel hastanelerde bir maliyet gerektiriyor. Yani özel hastaneler yapıyor. Hasta özel bir hasta yani özel bir doktora takip olmalı. Sonuçta hani Tabii. organizasyon gerekiyor bu. Hastanın diyelim ki 02:47 olması için niye olmasın? Evet. Suyu da gelmiş. Tabii.
kadın doğum ekibiz. Gece 3'te de 4'te de doğum yaptırıyoruz. Yani olabilir. Planlı hatta daha iyi olabilir. Yani ben gecenin ikisinden kalkıp gideceğim, paldır küldür gireceğime daha bildiğim bir saat Evet. tercih eder miyim, eder miyim? Eğer ailede, eğer illa o saat yani senden danışmanlık alıp benden ricada bulunuyorsa, şartları da sağlayabiliyorsak neden olmasın? Yani gece yarısı da olur ama öyle söyledim bana hiç denk gelmedi. Hep gündüz geldi. Evet Ama evet. Çünkü gece doğumu aslında biz astrolojide çok tercih ettiğimiz bir şey değil. öyle. Melih'ciğim. Çok özel bazı pozisyonlar olmadığı takdirde. Yani astrolojik olarak haritalarda bizim kaçırma dediğimiz bazı özel pozisyonlarımız var. Mesela işte bu ayın... Astrolojide gündüz gecenin herhalde bir şeyleri var etkileri. Evet. Tabii ki gündüz doğumları daha etkendir, güçlüdür. Yani gün doğumunda güneşin olmasa, gün doğumu güneşi dediğimiz saat... Gece yarısı 00'dan sonrasını gün doğum güneş doğumundan itibaren olanı mı? Evet, gün doğumundan yani sabah gün doğumundan itibaren güneşi gözle görmemiz gerekiyor. Doğum başkadır da bilmem başka enlem boylam da farklıdır. Tabii, bizim için yani İstanbul enlemi boylamı için ama bu Amerika'da farklı olabiliyor tabii ki. Japonya'da farklı olabiliyor. Doğduğunun, çocuğun doğduğu yerle alakalı zaten bu. Çünkü güneşin gökyüzünde olması bizim için anagram ve sembol olarak daha iyidir. Yani gün doğumu doğan çocuklara gece ve gece yarısı doğan çocuklara göre daha şanslı, daha aktif, daha bireysel olarak kuvvetli kişilikler olduğu astrolojik bir gözlemdir. Bu sebepten dolayı bizim kaçırma dediğimiz yani bazı mecburiyetlerimiz haricinde yani çok ağır gündür mesela 22 Mart, 12 Mart gibi çok ağır bazı günler haricinde kaçırma hareketlerinde çok bulunmayız. Yani gece yarısı ve gece gün batımından sonraki doğumlara çok tercih etmeyiz. Onun için çoğunlukla astro bebekler çoğunlukla doğru tarihlerde saat 10 ile öğlen 1-1,5 arasındadır. Çünkü biz onlara güneş saat 12'de deriz. Güneş saat 12'de astrolojide güneş saat 12 demek ne demek? Senin gibi profesör demek. Güneş saat 12 ne demek? Benim gibi kendisinin uzmanı demek. Yani aslında çok kuvvetli, başarılı ve dominant karakterler olur bu saatlerde doğanlar. Onun için mecburiyetler haricinde verme. Ben sana hiç vermedim gece yarısı doğumu. Hiç vermedim şu ana kadar. Çünkü yani kurtarmak dediğimiz pozisyonlar haricinde çok tercih etmiyoruz. Onlar da mecburiyetten oluyor. Hep gündüz doğumlardır. 10.45, 11, 11.05, 12.30, 13. Hatta 14'e bile inmeyiz çoğunlukta. 14'e bile inmeyiz. Yani saat 10'la bir arası olan o çeşitli günlere göre yükselenleri kullanıyoruz. En güçlüler böyle oluyor. Çünkü güneş çok önemli. Bize egoyu, kimliği ve kişiliği o gösteriyor. Senin işler nasıl gidiyor Melikciğim? Her şey yolunda mı? Da bir şey söyleyeceğim sana. Bir tane hastam vardı. Şey işte ovülasyon indüksiyonu yapıyoruz. Yani yumurtasını geliştiriyor. Sonra yumurtası gelip çatladığı zaman işte çatlatma iğnesi verip nokta bir saatte ilişki öneriyoruz ve bunda gebe potansiyeli yaklaşık %15 Tabii. civarında. Buna işte niye çatlatma veriyorsun? Çatlatma iğnesi verdikten sonra genelde 36 saat sonra yumurta çatlar. Tam ilişkin nokta atış yapıyorsunuz ve hani gebelik de doğru zamanda ilişkiye girip gebelik elde etmek için. Hastaya dedim ki işte bu şu gün gideceksiniz. Bana ne dese beğenirsiniz. İşte hocam o tarih olmaz. Ya dedim nasıl olmaz? Çatlaması lazım. İşte eşim yok Mars retrosu var bilmem ne var. Ya dedim ne retrosundan bahsediyorsun? Yok, gelişmiş çatlatacağız bunu dedim. Bu olacak. Yok olmaz girmez eşim ilişkiye dedi tamam mı? Allah Allah dedi. Doğru. Retro varmış bilmem ne retrosu. O retro öbür retro başlıyor dedi. Bekleyeceğiz dedi. Allah Allah dedim. Bak neler varmış. Biz de tabii öğreniyoruz sıradan. Ben bir Tabii Mars retrosu. Mars Tabii tabii. başka Venüs retrosu varmış. Başka retrolar varmış. Tabii. Melih'ciğim Venüs retrosu, Mars retrosu, Merkür retrosu. Orada o Mars retrosunda doğru yapmış aslında çatlatmamakla alakalı. Çünkü o Mars retrosunda en problemli mutasyonları görüyoruz. Öyle. Onlar var ya 20. günde, 30. günde düşenler var ya. Evet kötü sonuçlanıyor dedi. Allah Allah. Bak bunları bilmiyordum ama ben şaka söylemiyorum. Tabii, Öğreniyorum. tabii. Ben de öğreniyorum. Yani Ya. demek ki dedim hani o şey oluyor. Ya gerçekten sonra bekletti. Bir sonraki ayda planlandı. Hemen de gebe kap. Ve şu, çok sağlıklı gidiyor. Bilmiyorum belki öbüründe başka şey olacaktı ama yani tercihine saygı duydum. Bunları da öğrenmiş oldum ama. Şimdi şöyle düşün bak.
zaman kalitesiyle uğraşıyoruz ya, uzay zamanla. Şimdi zaman kalitemizle uğraşırken ırkımızın aslında en iyi yumurta ve en iyi sperm verebileceği belli kalitesel zamanlar var astrolojide. Şimdi bu kalitesel zamanlarda sperm ile yumurtanın döllenmesinde buradaki işte yumurtanın aslında bölünürken mutasyon problemlerinin minimum olabileceği tarihler bunlar. Şimdi mutasyon problemi olduğunda ne oluyor Melih? 20. günde, 30. günde işte sen daha iyi bilirsin sonuçta. Senin mesleğin sebepsiz düşüklere sebebiyet veriyor. Gebelikler sonlanabiliyor. O retroları ondan tercih edilmiyor. Retro Mars'a, retro Venüs'te. Çünkü o zaman o mutasyon problemleri olabiliyor. Ama göksel kalite yüksek olduğunda evrim, bizi tabiatın içinde var olan canlılar olduğumuz için kozmos da zaten tabiatın kendisi, uzay zaman bir makine. O zaman planet kalitesi en yüksek olduğu döngüde işte Venüs boğadır, Mars koçtur. Spermin en kaliteli, yumurtanın en kaliteli olduğu dönemde mutasyonlardaki zararlı gen dizilimleri az olduğu için düşük olayı neredeyse hiç olmuyor. O zaman da yavrunun doğumu ve geberiğin gidişi harika oluyor. O zaman da kaliteli meyve doğuyor. Yani doğru zamanda doğru meyve atmak gibi bir şey. Şimdi bir şey daha çıktı. Ben biraz önce ne demiştim? Hani çatlatma yumurtasını verdikten sonra, iğnesini verdikten sonra 36 saat sonra yumurta çatlıyor dedik. Hani Tabii. genelde böyle yapıyoruz. Ilişki ritüeline uysun diye ben atıyorum yarın diyelim ki günlerden ne salı. Salı işte öyle 11'de ilişki iğnesini yaparsam hastanın çatlatma iğnesini. Bu demektir ki çarşamba gecesi o demektir. 36 saat sonra denk gelir. Ya da işte 12'de yaparsınız gece 12'de olur. Yani gece saatini ayarlıyoruz. Ama şimdi senden öğrendiğime göre bir sen ritüele uygun olsun, abuk sabuk saatlere denk gelmesin diye işte ne bileyim gece Tabii. yarısı 4'de insanlar yatağından kalkacak şudur budur falan olmasın diye uygun bir saat olsun diye onu tercih ediyoruz ama demek ki o zaman aslında döllenmenin olacağı saatte seçilerek belli etmenler ekarte edilebilir kötü etmenler. Bu da ayrı bir şey o zaman. Artı bir de hem o var, bir de tüp bebeklerde mesela tüp bebekte blastokistin konum anı da çok önemli. Mesela onunla da uğraşıyorduk bir ara çok. Çünkü işte orada üçüncü gün embriyosu var biliyorsun. Beşinci gün embriyosu var. Annenin belki son şansı oluyor bu. Ve orada üçüncü gün embriyosuna göre blastokistin tutma şansı çok daha fazla. Ama tabii ki annenin immün sistemi ne yapacak? Artık rahim bunu kaldıracak mı? Yani olabilecek en yüksek anneye göre doğum anı, yani zaman kalitesinde vermeye çalışarak rahme onu tutturmaya da çok çalıştığımız oldu. Çok da tüp bebeğimiz oldu böylece aslında. Mecburen. Çünkü bazıları son şanslarını kullanıyorlar ama bunlarla ben zamanla çok Melih uğraştım da artık öğrencilere bırakıyorum. Bunlarla ilgili öğrenciler yetiştiriyorum. Çünkü astroloji çok derin bir alan. Yani astro bebek kısmı ayrı, tüp bebek ayrı. Hele o embriyonun ilk döllenme olayı tüp bebek merkezlerinde. Yani şimdi düşünsene, yani bazı sperm gidip döllemiyor yani. Bazı sperm sen de biliyorsun döllemiyor yumurta yani. Zor ben onu döllemek Evet. zorunda kalıyor. İşte orada yumurta olmuyor. Anne. Direği. Normal doğal Ya. yollarda kan üzerine yüzlerce binlerce sperm giriyor penetre olmaya yani yumurta içine girmeye çalışıyor. Ve sadece biri seçiliyor. Tabii Evet. bugün biz tam olarak bilemiyoruz. Niye oradan onu seçiyor? O yüzden diyorum ya hepimiz seçilmiş bir bireyiz. O spermin orayı görülemesiyle olduk. Yani niye öbür sperm değil? Aslında yumurtanın bir seçim kriterleri var da biz bunu bugün tam anlamıyla bilmiyoruz. Niye görüyoruz? Evet, tabii. Gibi sadece bir kriter olduğunu da düşünmüyorum. Belki yüzlerce, binlerce. Vücut sandığımızdan da çok bir kompleks bir varlık. Çok komplike. Yani bizim bildiğimiz sanırım hemen okyanusta damladır ya da bildiğimizi zannediyoruz. O kadar karışık ki kendi aklımız bunu yaparsak bunu yaparız ama o kadar da işte 2, 2, 4 etmiyor. 3 de diyor, 5 de diyor, 333 de diyor. Dolayısıyla Ve o bazen bak ben çok ilginç olaylarla karşılaştım. Böyle çocuk sahibi olmaya çalışıyor. Üç tüp bebek yapmış, beş tüp bebek yapmış, olmamış. Yıllar geçmiş falan. Astroloji kariteye bakıyorsun mesela. Orada Satürn 5. evde engel koymuş. Plüto engel koyuyor. Ve onun vakti geliyor. Aslında o sırada yani ona Tanrı da, ona kader de, ona benim şansım da, o benim karşıma geliyor. Ve ben ona şu tarihlerde git yap dediğimde oluyor. Aa, Oğuzhan Hoca başardı falan. Aslında yani ben başarmadım. Olması gerekiyor. Ben orada etken oldum. Orada ben çok şanslıyım aslında. Yani bazen
Böyle olaylar da oluyor. Yani ben insanlara her zaman şunu söylüyorum. Yani yukarıda bir yaratıcının gücün farkına varmaları gerekiyor. Ve olması gereken şey oluyor Melih. Gerçekten yani bizler bir yere kadar etkeniz. Sen de bunu görmüşsündür. Sen de çok büyük mucizelere şahit oldun. Zaten doğum çok büyük mucize bence. Ve bir yerden sonra vakti gelince ve vaat edildiyse eğer doğum haritasından o yavruya da sahip oluyor. O bebeği de besliyor. Çok da harika şeyler oluyor. Ama vakti gelmeyince ne kadar ısrar ederlerse etsin olmuyor Melih. Ben bunu gördüm yani. Gördüm yani. Ne geçer bazen hani olacağın önünü kesemiyorsun gibi denir ya, yani sonuçta ben Evet. adaylarıma hep onu söylüyorum, takipçisi herkes işte korkuyor, çoğuna da aynı örnekleri veriyorum, yani herkes işte bir telaş içinde, o yaparsak o ne olursa olsa, hep böyle insanların aklına negatif fikirler, ben istemem, ben hiç negatif fikirli bir insan değilimdir, pozitif düşünürüm, ha ters bir şey gelirse de onun da çözümlenmeye odaklarım, yapabildiğimi en iyi yaparak çözümlemeye çalışırım ve yapmaya da çalışırım. Ne geliyorsa elimden. Odur yani, yoksa Tabii. arabaya bindim. Bu araba kaza yapacak. Ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Niye düşün? Ben ilk önce arabayı iyi kullanırım. Emniyet kemerimi takarım. Lastikleri güzel değiştiririm. Yanma suyuna bakarım. Sakin. Doğru. Minimize ederim risk oranımı. Ha gelirse de lastik patladı, çıkar değiştiririm. Ama yani bununla kafamı yormam. Yani kafamı negatif enerji, negatif şeylerle yormuyorum. Bazen bana hastalar işte diyor, arkadaşlarım çok rahatsın, işte çok şey iyi görünüyorsun falan filan. Aslında iyi görünmeye çalışmıyorum. İyi de göründüm, öyle bir şey de amacın da yok, ama negatif şeyden uzaklaştırıyorum. Negatif insanları da çevremden uzaklaştırıyorum. Hiç negatif insan varsa hiç fazla girmem ben onunla zaten. Bir merhaba eder giderim yani, çok bir diyalogum olmaz. Negatif şeyleri Biliyorum canım, tabii. atıyorum etrafımdan, uzaklaştırıyorum. Gerek de yok yani. Dolayısıyla belki de öyle bir şey oluyor, bilmiyorum. Valla şöyle söyleyeyim, pozitif bakmak gerekiyor. Yani olaylara ve kavramlara ben bebek doğumlarında anne adaylarının, aslında çocuk isteyen anne adaylarının pozitif düşünmeleri gerektiğine çok fazlasıyla inanan bir karakterim. Hormonlar çünkü çok önemli burada. Yani düşünsenize bir bebeğin dünyaya gelişi ya. Dünya bir varlık gelecek ve dünyaya yeni bir canlı gelecek ve bunun yanında bir ruh yeniden bir doğuş yaşayacak ve yeniden bir macera başlayacak. Ne kadar harika bir şey. Ne kadar mucizevi bir şey. Ve sen bunun rehberi oluyorsun. Bazen ben de bunun rehberi oluyorum. Bazen ikimiz rehberi oluyoruz. Muhteşem bir şey bu. Ama annenin de bu muhteşem düzeni fark edebilmesi gerekiyor. Babanın da bu muhteşem düzende, muhteşem sistemde anneye sonuna kadar destek olması gerekiyor. Ne yazık ki işte bu biraz sosyokültürel bilgiyle alakalı. Kişilerin kendi eleksel bilgileriyle, kendini yetiştirmeleriyle, hayat görüşleriyle. Yani biraz bırakmak gerekiyor. Ben biraz bıraktığı takdirde her şeyin daha yolunda gittiğini pek çok insanda gözledim. Ve harika gidiyor. Zaten sen çok pozitifsin Melih'ciğim. Arkadaşım sen çok pozitifsin. Ben pozitifim. Yani elden geldikçe minimum problemler. Evet, bazen olması gerekenler oluyor. Dünya kolay bir yer değil. Savaşlar olur. Düşünsene şu an dış dünyaya baksana ya. Yani resmen deli saçması bir dönem yaşıyoruz. Yani dışarıda salgın hastalık var. Dışarıda savaş var. Dışarıda ekonomik kriz var. Ve biz dünyaya umutla bakmaya çalışıyoruz. Yani bizim işimiz de zor ya. Hepimizin işi zor yani. Evet. Peki bu şeyle ilgili ne dersin? Baba adayları ilgili. İşte anne adayları hep stres. Bazen öyle baba adayları var ki anneden daha çok stres. Bazıları da çok vurdum duymaz diyeyim. Bazıları nötr. Yani bunların tabii anne adayların bazıları şikayet ediyor, bazıları etmiyor. Bazıları daha rahat, bazıları karışmasın diyor. Tabii çeşit çeşitli insan var. Bunları çok çok şekillendiririz. Hiçbir anne adayı aynı değil. İnsanlar çeşit çeşit, parmak izleri her şeyi farklı. Tabii. Bu Ama şöyle babaya burada çok büyük bir iş düşer. Çünkü burada bir yavrunun dünyaya gelmesinde ne yazık ki babalık sorumluluğunu da evrimsel, sosyolojik, psikolojik, antropozofik olarak almak zorunda. Yani bir kadın da sevişiyor, bir dişinin sorumluluğunu alıyor ve o kadının sorumluluğunu alırken o kadına ve o kadından doğacak olan çocuğa aslında uzay zaman mekanizmasından bakmak zorunluluğu içinde ve orada erkek yani evir dediğimiz karakter ve kimliğe bürünmek zorunda. Ama ne yazık ki bizler gibi toplumlarda erkek bunun çoğunlukla farkında değil. Ne yazık ki bizim erkeklerimizin bir kısmı daha ergen zihniyetinde yeterince babalık çünkü bir erginleşmedir, bir olgunlaşmadır, bir çocuğun babası olabilmek.
Çünkü bir çocuğun babası olabilmek ne demek? Bir klan lideri olabilmek. Yani sen ilk önce o klanın lideri olabilecek bir sosyal erginlik düzeyinde ol. Ondan sonra o kadınla sevişiyorsun. Yani bir kadınla sevişiyorsun ve o kadından doğacak olan çocuğun sahiplenicisi ol. İşte bunu fark eden babaların çocukları başarılı oluyor zaten. Bunu fark edemeyen babaların çocukları biraz eksik kalıyor. Orada anneye çok fazla güç biniyor. İşte boşanmalar oluyor. Orada dayı devreye giriyor. Orada dede devreye giriyor. Amca devreye giriyor. İşte orada ataerkil toplumun ne yazık ki aslında kapitalizm tarafından ezilmesinden kaynaklanan bir süreç. Babalık bence çok önemli bir süreç. O zaman Yani babalık. tabii ki baba adayı diyoruz. Çok kritik bir soru. Biz biraz önce dedik ki yumurtanın üzerinde işte yüzlerce binlerce sperm var ve bunlardan bir tanesi içeri giriyor, dövülüyor. Tabii, O tabii. 1999'da değil de o. Niye o seçilmiş? Ve ondan işte bizler Evet. hepimiz seçilmiş bireyleriz. Tamam. Peki tamam da o sperm gelinceye kadar biz eşimiz olarak yani bayanlar için konuşuyorum. Seçtiğiniz birey, baba adayı, baba olarak aday, klan lideri, her neyse. Evet. Gerçekten doğru aday mı? İlk önce bunu belirlemek lazım o zaman. İşte okudu. O zaman biz soruyoruz. İşte burcun ne? Ben işte yengeç. Ben de balık. İşte ikiniz de su grubu. Olur. Toprak. Sen su grubu. Olmaz. İlişki çamur olur. Böyle mi diyeceğiz? Ya da ne bileyim sen havayı Şimdi suyla hava olur. burada şöyle bir şey tabii ki sonuçta gruplar birbirleriyle tabii ki yakınlıklara sahip olurlar. Ama burada tabii ki havayla ateş iyi anlaşır, su ile toprak iyi anlaşır. Ama göksel kombinasyonlar önemli olduğu için mesela işte ben bir kovaya oğlağım, ayım balık. Ama ben bir tam bir kova özelliği bir yere kadar gösteririm. Aslında ben daha çok oğlak özellikleri gösteren bir bireyim. Çünkü yükselenimde Merkür var işte. Yükselen burcun yöneticisi Satürn çok kuvvetli, bakışı iyi falan. Aslında burada iki haritanın karşılıklı bakılması gerekiyor. Yani biz buna Snafkiri ve Davidson indeksleri diyoruz. Anne ile baba adayının aslında veya kadının baba adayı olarak veya eş adayı olarak gördüğü kimlikle kendi haritasına baktırması gerekiyor. Çünkü burada kadın seçen. Kadın seçen yani kadın Erkek. ileride o eş tabii erkek seçilen aslında burada. Yani gene seçilen yani sperm de seçiliyor, erkek de seçiliyor. O Ama zaman kadın bunun farkında değil. aslında seçtiğimizi sanıyoruz. İşte biz aldık, biz evlendik, biz aldık sanıyoruz ama aslında o zaman biz sanıyoruz yani. Aslında seçiliyoruz biz. Senin seçmene Tabii ki. giriyor oluyor. Öyle mi oluyor? Evet tabii biz seçilemeyiz aslında. Dişi bizi seçiyor. Ama biz seçilmek için ne yapıyoruz? Güç gösterisinde bulunuyoruz. İyi eğitimimiz oluyor, kuvvetli oluyoruz. Toplum içinde işte imajı kuvvetli erkek modelleri oluyoruz ki dişi hem hormonal hem düşünsel hem duygusal bizi tercih etsin diye. Ama dişi bunun farkında değil Melih. Ne yazık ki şu an dişi bunun farkında değil. Yani bizim bu kültürümüzde aslında dişi evet seçtiğinin farkında ama neyi seçtiğinin farkındadır. Yani neden o kişiliği seçiyor? Niçin seçiyor? Yani birilerinin bakış açısı mı önemli? Çocukluğundan gelmiş olan işte bazı takıntılar mı? Annenin deyişiyle mi? Teyzenin deyişiyle mi? Yani bireysel idrakı çok önemli burada kadının. Ne yazık ki bizim bu şu anki ataerkil toplumumuzda kadın yeterince bu bilince sahip olmadığı için de doğru seçimler yapamıyor. Doğru seçimler yapamadığı zaman da ne oluyor? İşte çoğunlukla evlilik ve çocuk sonrasında işte boşanmalar, aldatmalar, erkeğin gitmesi gibi 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 problemler. Yanlış seçilmiş erkekler yanlış sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Bunlar harita dinamiklerinde görünebiliyor. Burada dişiye çok büyük iş düşüyor. Şu doğru kişiyi seçmesi. Yani sonuçta sen çocuğunun babasını seçiyorsun. Ama genç kızlarımız bunun farkında bile değil. Melih, bunu sen ben anlatmaya çalışıyoruz. Da bireyi seçerken tabii ki üreme içgüdüsüyle iyi bir baba adayı olabilir mi diye bakmak. Evet. Evet. Anne adayları bir eş adayları baba adaylarıyla bir gelip seninle bir görüşmeliler. Uygun adaylar diye. Vallahi görüşüyorlar. Çok kişi görüşüyor. Bir de görüşüyor. Tabii, çok görüşüyor. Bir de bizim bayağı bir öğrencilerimiz var. Bu Snafkiri ve Davidson endeksleri konusunda çok iyiler. Ben şey dedim yakında yani. Ama sorunumuz şu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten şöyle bir sıkıntı var. Bu Orta Doğu ülkelerinde erkek kalitesinde çok büyük düşüş var biliyor musun? Kadına sahiplenen, çocuğu sahiplenen erkek kalitesinde inanılmaz bir düşüş var.
Ve burada büyük bir toplumsal ve sosyal sorun var, biliyor musun? Bu yaşanıyor şu anda. Bizim ülkemizde de yaşanıyor. Evet, çok değerli erkeklerimiz var. Ne yazık ki de biliyor musun? Çok değerli ve çok başarılı ve gerçekten baba adaylarını bizim hanımlar da seçmiyorlar ya. Böyle de bir olay var yani. Adam tam baba olacak karakter, tam doğru düzgün bir karakter yok. Nerede böyle it kopuk, nerede ruhunda sorun var? Onları tercih ediyor genç kızlar biraz da. Ben Orada sorun oluyor. gönül her şeye konuyor biliyorsun. Bir yere de konabiliyor. Yani işte böyle bir şey var. Yani burada aslında kadının seçimi üzerinde çalışılması gerekiyor. Yani sosyolojik, psikolojik veya toplumdaki çeşitli bu konuyla ilgilenen kimliklerin kadını daha iyi eğitmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten de seçilmesi gereken erkekler seçilmiyor. Seçilmesi gereken İş erkekler çünkü... Sağlıklı bir bireyi zamanında doğurtup astro bebek gelinceye kadar o aşamada daha öncesinde doğru eş seçiminden doğru Evet. timingde gebe kalabilmek ve doğru zamanda doğurtabilmek. Yani mükemmeliyete ulaşım için birçok aşamadan geçmek lazım. İlk aşamadan tabii hata yaptığınız zaman, yola çıktığınız zaman muhtemelen çok sağlıklı bir sonuç elde edemeyebiliyorsunuz gibi duruyor. Sebebi şuradan kaynaklanıyor. Şimdi çeşitli kuşaklar var. İşte şimdi Z kuşağı genç kızlar olduğunu düşün. Ondan önce M kuşağıydı. Şimdi bu hanımların yetişme tarzları, bulundukları sosyoekonomik çevre, medya, radyo, televizyon, sosyal baskı, yani toplumdaki kün modeller, toplumdaki rol modeller, toplumdaki erkek modelleri, seyredilen dizilerden, seyredilen filmlere kadar, yani bu eş seçimiyle ilgili bir bilinçaltı bir resim yaratıyor burada. Ama ne yazık ki son 25 yıldan beri medyanın, radyonun, televizyonun, kapitalizmin yaratmış olduğu bir sorun var. Bilinç altında büyük bir fruluk yaratıyor. Yani frulukla yaratıyor ve kişiler burada bu fruluk içinde ne yazık ki doğruları yapamayabiliyorlar. Eğitim sistemleri, kültür sistemleri, yani hele son 20 yılda bizim yaşadığımız bazı sosyal, toplumsal dönüşümler sebebiyle, bu fruluk sebebiyle sorunlar var. İşte burada kadının doğru eş seçim modellemelerinde sorun oluyor. O zaman da seçilmesi gereken gerçekten doğru düzgün gençler seçilmiyorlar. Seçilmiyorlar. Çoğunlukla itilen oluyorlar. Çünkü bir güç mücadelesine dönüyor. Altında çok fazla psikolojik, sosyolojik problem var ve astrolojik sorun var. Keşke çözülse. Ama Çanak çok büyük sorun. bir de. Hastalar bana çok soruyor işte iki tane kızı var, üç tane kızı var, erkek istiyor veya üç erkek var. Hocam bir de kız olsa diyor. Hani deneyelim şu falan filan. Bunun bir yöntemi yok mudur hocam? İşte yok işte şöyle yaparsan yumurtlamadan 2 gün sonra yaparsan ya da ne bileyim şunları yaparsan herkese bir gırla şey gidiyor. İşte bir hasta diyor işte ben şu yöntemi denedim de şöyle de oldu. Yani bunu demek için zaten hani bilmem ne olması. Kimi diyor ki işte Çin takvimi. Ya Çin olsa Çin'de adamlar erkek olsun diye uğraşıyorlar. Kız nüfusu biraz daha fazla. Kendi Evet. takvimi tutsa hani kendi ilacı olsa kendi başına sürermiş. Adam zaten kendi tutturdu. Kendi Çin takvimi tutmuyor ki zaten kendini yaptı. Yani bunun için şeyler var mıdır? Valla Melih var. Var ama Macarların bulmuş olduğu ve Polonyalıların bulmuş olduğu o eski Sovyet Rusya döneminde, hatta bunlarla ilgili ben bayağı çeviriler yaptım. Ciddi ciddi çalışmalar var ve bunlarla ilgili Macaristan'da, Çekoslovakya'da klinikler var. Fakat o kadar ciddi uzmanlık gerektiriyor ki, yani hem benim bilgime sahip olması gerekiyor, hem senin bilgine sahip olması gerekiyor bununla ilgilenen kimliklerin. Onun için tutturmak kolay değil. Yani orada şöyle, kadının doğduğu andaki ayın pozisyonuna göre, yani mesela diyelim ki kadın doğduğu anda ay aslanda ilk dördünde. Ay aslanda ilk dördünde ve diyor ki bu kadın ilk dördünde zaten hamile kalır diyor. İlk dördünde hamile kalır ama ilk dördünde hamile kalırken ayı diyor dişil bir burca getirirsen erkek, erkek bir burca getirirsen dişi olur. Bunun yanında da Venüs'ün Mars'ın hesaplaması. O kadar üst üste hesaplamalar geliyor ki birkaç tanesinde %100 başarılı oldum ben. Yaptım yani bazılarında bayağı bir başarı yakalayabiliyoruz ama zor bir iş. Uğraş gerektiriyor. Yapılıyor. Yapılıyor. Yani cinsiyet belirleme denilen bir çalışma var ki astroloji ve cinsiyet belirleme diye girerseniz internette pek çok arkadaşımız bulurlar. Yani bunlarla ilgili benim yazılarım da var. Polonyalıların, Çeklerin, Rusların yaptığı çalışmalar da var ama zor iş o. Yani ama çok böyle isteyen olursa yaparız. Yaparız yani.
Yani sen ama bu şeyleri saatleri belirlerken, döngüyü belirlerken, astro bebeği oluştururken cinsiyet kavramından hariç bakıyorsun değil mi? Tabii tabii. Şöyle cinsiyet kavramını zaten size soruyorum. Kız mı erkek mi diye kıza göre ve erkeğe göre veriyorum. Ama mesela tüp bebeklerde onu uyguluyoruz mesela tüp bebeklerde işte. Mesela 10:45 dediğim bir saat erkek içinse kız için o saat olmayabiliyor o zaman. 10:52 olabiliyor mesela. 10:45 kız içinse 10:52 erkek için olabiliyor. 10:45 kız içinse 10:37 erkek için olabiliyor. Orada çünkü erkek gezegen ve dişi gezegenin gücü ayrı. Orada dakika farkı oluyor. Mesela ikizlerde görürsün bunu. Annenin doğum saati, doğum şeyleri var, datası da. Hiç babanın etkisi olmuyor mu? Babanın etkisi de oluyor. Babanınkini de alıyoruz. Ha, baba. Babanınkini de alıyoruz. Tabii babanınkini de arıyoruz. Yani annenin doğum günü, doğum saati, doğum dakikası ve babanınkini de arıyoruz. Bilhassa ben kız bebekleri babayla daha bağlantılı yaparım. Mesela kız bebekle baba arasındaki o bağ kurmaya çalışıyorum çoğunlukla. Kendin içinde geçerli miydi bu? Evet benim için de geçerliydi ama burada da bir şey vardır. Bak burada da çok ince bir detay var biliyor musun benim? Şimdi kız bebekle baba arasında öyle bir bağlantı kurmalısın ki. Çünkü kız bebek doğduktan sonra tabii bir seçim oluyor biliyorsun. Bazıları bu ne kadar bilimsel diye araştırılır ama ben bunun gerçekten böyle olduğunu pek çok insanda gördüm. Bir erkeğin kız olduktan sonra testosteron seviyesi hızla düşüyor. Şimdi bak bu çok ilginç bir şey. Erkeğin kızı olduktan sonra hızla testosteron seviyesi düşüyor. Çünkü dişiye bakış açısı değişiyor kız çocuğu olduğu andan itibaren. Şimdi bu o kadar ilginç bir detaydır ki baba ile kız bebek arasındaki astrolojik o bağı kurabilmek. Hem o bağlantıyı kuracaksın hem o bağlantıyı kurarken babanın testosteronunu koruyacaksın ki ileride anne ile baba arasında sorun olmasın. Çünkü baba öyle bir testosteron düşüyor ki hatta gerekirse testosteron desteği almak zorunda kalabiliyor. İşte testosteron tedavisi görmek zorunda kalabiliyor kız bebek doğumlarından sonra. Ama ben kızla baba arasındaki o bağlantıyı kurmayı çok severim. Böylece babasının kızı olsun, kızın en büyük koruyucusu olsun. Onu ben çok hedeflerim. Ben kendi kızımla benim için de yaptım. Bunu çok da önemsiyorum onu. Çünkü bir kızın babası hayatında arkasındaki en büyük gücüdür. Ona inanıyorum. Öyle düşünüyorum. O zaman mesela dengeler açısından kız bebeğe olan birisinin hani erkek bebek olduğu yönünde sen hem aile içinde Tabii. hiyerarşinin kurulması, dengelerin kurulması açısından önerilerde bulunuyorsun. Çünkü hiyerarşi çok önemli burada. Yani kız bebek doğduğu zaman bebeğin doğumu, varoluşunun sebebi erkekte zaten otomatik olarak testosteronunu düşürecek ve anne bebekle ilgilenirken aynı şekilde baba da bebekle ilgilenmeye başlayacak. Bunu yeri gelince erkek bebekle anne arasında da yapmaya çalışıyorsun ama erkek bebekle anne arasında yapmana gerek yok zaten. Kadın doğuştan erkek çocuğa karşı bir bağ sahip olduğu için onda herhangi bir böyle uğraşı, mücadele etmek, astrolojik bir manipülasyona gerek yok. Ama baba kız arasındaki manipülasyonda sonuç süper oluyor bizde. Şimdi bazen ataerkil yapıda olan bazı erkekler geldiği zaman işte ilk doğum oluyor, kız doğum oluyor falan. Ondan sonra başta ilk üzülüyormuş gibi. Sonra ikinci bebek için kardeş için geliyorlar. İyi ki kız olmuştu diyorum. Bu diyorum acaba erkek mi olur diyorum gebeliğin başına. Yok hocam yok diyor. Kesin bir tane daha kız olsun diyor. İlk başta öyle değil mi dedim. Kızı görünce diyor tadını diyor. Bir tane daha kız olsun diyorlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Başka tabii. Valla işte bir de çok ilginç Melik gözlemlediğimiz bir şey var. Bu yıl erkek çocuklar mı daha fazla, kız çocuklar mı daha fazla? Ne diyorsun? Bence bir şekilde dengeye geliyor. Yani mesela nüfusa bakıyorsun. Nüfusumuzun %50,2'si son data bildiğime göre erkek, 49,8'i dişi. Yani bir şekilde Evet. ölümler oluyor. Bu denge bozulmuyor. Belki hayvanlarda da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Doğa bir şekilde dengeliyor. Yani bize ilk başta ben de mesela geçen sene doğum yaptırdıklarıma baktığım zaman neredeyse %50,50. Değil mi? Hı. Bir sene birisi %53 olsa öbür sene öbürü %47 oluyor. Yani Hı. dataya 3 aylık olarak bakarsanız farklı şeyler bulabilirsiniz ama orta ve uzun vadeliye baktığınız zaman o oran değişmiyor.
Yani O bir çok ilginç ya. Bir sürü bilgeliği var Melih. Yani uzay zamanda bir sürü bilgeliği var. Ve bu sürü bilgeliği yani dediğin gibi bir yıl %53 oluyorsa %47, öbürsü yıl %53'e %47. Sonuçta %50-50'yi vuruyor değil mi? datalara baktığınızda hiç değişmiyor. Ama sen 6 ay bakarsın. 6 ay boyunca biri %70'e 30'dur oran. Bu daha sonra düşer 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 ama birkaç sene içinde tekrar dengeleniyor. Yani bir şekilde inanılmaz bir enerji, nasıl bir derseniz farklı bir şeyler var. Yani bir şeyler oluyor ediyor. Bir şekilde denge korunuyor yani. Bunu açıklamak hastalıklar oluyor, doğumlar oluyor, bir şeyler oluyor. Bir şekilde dengede kalıyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Süper oluyor. Evet. Süper bir sohbet oldu. O ne çabuk Arkadaşlarım. 53 dakika ya. 53 dakikadan beri konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bence geldi. bayağı da derin konulara girdik bak. bayağı bayağı derin konulara girdik. Çok Bu herhalde Türkiye'deki ilk konuşmadır diyorum. Ben bilmiyorum, daha önce evet. duymadım yani. Sen tabii Yok ilk konuşma. İlk bu konuşma. İlk olarak konuşma. Pioneer olarak, öncüsü olarak, Türkiye'de kralı, lideri olarak bilmiyorum Sağ sen. ol, teşekkür ederim. Bilmediysen herhalde hiç kimse yapmamıştır diyorum ben. Sağ ol. Zaten sen de bu konunun öncüsüsün. Ekibinle beraber sana çok teşekkür ediyorum. Tutun Broadway dostluğu diyorum Çok teşekkür ederim davetin için. Herkese çok selamlar diliyorum. ben. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Hatta Melih Hocam, size sorusu olan arkadaşlarımız varsa biraz soru cevap yaparım. Bakarım. Bu süre sorarlarsa bitmez bizim konular. O ayrı ayrı Olsun canım. saatlerce süre. Peki sor. Birkaç soru ararım. Evet. Kaç tane soru cevaplıyorum hızlıca. Sen oradan şey yaparsan. Sen görüyor musun soru olarak? Görmüyorsun değil mi? Yo, görüyormuşum ben. Öyle mi? Aslında çok fazla soru da gelmiyor. Yani çok ilginç sohbetlerimiz oluyor. Zaten biz astroloji akademimiz olarak çok ilginç işler yapıyoruz. Sen de kendi alanında çok ilginç işler yapıyorsun ki çok ağır bir branş. Yani senin branşından da Türkiye'de çok az profesör var. Çok ağır ve çok zorlu bir branş seninki de. Kolay bir iş değil ama çok pozitifsin. İyi ki varsın dostum. Estağfurullah. Covid pozitif olmayalım da kendi kişiliğimiz pozitif olsun dermişim. Doğru söylüyorsun. Yani COVID pozitif olmayalım. Bu arada işte sen o Covid olmuş muydun? Vallahi ben COVID'i yani muhtemelen Temmuz sonu Ağustos'ta falan olduğumu düşünüyorum. Test falan yapmadım ama Anladım ama klinik olarak geçirilmiş bir şey yok. yok, geçirilmiş olan bir şey yok yani. Ama bilmiyorum ki hepimize bir şeyler oldu. Grip olduk, nezle olduk, hasta olduk. Bu 2 yıl içinde belki defalarca olduk. Yani mutlaka birinden bir geçirmişsindir. Ya. Covid biraz daha farklı, ağır geçer. Yani diğer üst solunum yolu enfeksiyonunu oluşturan üst seviye virüsleri dediğimiz virüslerden farklı. Sıklıkla kas ağrıları ekleniyor. Diğerlerinde pek yoktur. Eklem ağrısı vardır da sırt ağrısı diğer üst seviye enfeksiyonlarına pek olmaz. Yani Anladım. semptomlar olduğu zaman test de doğrulanabiliyor. Tabii kimsenin başında yani birçok insan tabii bir tecrübe yakalıyor eninde sonunda. Sen de biz herhalde öyle kaldık. Ama bulaşmasın da bari kurtulalım gidelim diyeceğim. Aman 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 bir de bir şey olmasın şey söyleyeceğim. Bu dönemde COVID'li annelerin doğumlarını yaptırdın mı Melik? Neler oldu? Neler Yakın yaşadın? olmadı da yaklaşık bir sene yakın. Yani doğuma yakın Covid olmuş. Doğum planlanıyormuş. Daha önce sezaryen geçirmiş bir adam. Covid olduğunu öğrenmiş. İzmit Kocaeli tarafından bir yerden geliyordu. Kimse kabul etmemiş o dönemde. Yaklaşık işte bir seneye yakın bir dönem. Doktor da hasta mı olmuş, bir şey olmuş da o hastanelerde kabul etmemiş. Beni aradılar. Hani böyle böyle yapar mısınız dediler. Ben de yaparım dedim. Şimdi ortada kalmış. Kimse de kabul etmiyor. Hastanede işte Anladım. önlemleri alarak özel oda. Biz de uzay elbisesi gibi şeyler giydik. Yani o da hakikaten uzay elbisesi. O dönem öyleydi. Yani şu anda öyle yapıyorum. Öyle tamam. O dönem öyleydi. Böyle bir şey içilirse tabii yanıyorsunuz o kıyafetlerin içinde. Ameliyathane ışıkları da çok sıcak verir. Bir de üstünüze giydiğiniz şey, hani ben çıktığımda ama üstüm sırılsıklamdı. Yani 3 saat yapmış gibi sırılsıklam ıslanıyorsunuz. O kadar sıcak ki ameliyat sırasında biraz bizim işlerimizde tabii sezaryen hızlı bir operasyondur. Yaklaşık hani 15 dakika 10 dakika sürer. Ama çok her şey hızlı, hızlı Tamam. yaparsınız. O harekette vücut ısınıyor. Kendi üstünüzde zaten giysiler var. Bir de kapalı ortam, bir de ameliyathane ışıkları. Hani 40 derece, 45 derece altında spor yapıyorsunuz gibi düşünün. Öyle kan revanşı çıktığımda zaten çıkar çıkmaz 2 litre su içtim dememişti yani. Böyle bir şey gerçekleşti. Onun için hiç böyle COVID'li bir hastayı
Doğru, ama hamilelik sırasında COVID alanı oldu mu? Çok oldu. Çoğunlukla herhangi bir şey olmuyor. Ama tabii olumsuz sonuçlar da nadiren de olsa olabiliyor maalesef. İşte bilinmeyen bir hastalık ama bundan kurtulacağız beni. Kurtulacak. Bundan kurtulacağız. Gelecek mi Valla o 12. sen de? Bence kurtulacağız yani valla. Sen böyle Nasıl diyorsun. geldiğini gördük, gittiğini de göreceğiz. Kurtulacağız. Bu yani mutasyonlar artacak tabii. Daha bulaşıcı, insana daha zarar verici bir hale gelecek. Evrimimiz yani COVID'e muhtemelen uyum sağlamaya başlayınca 6 ay, 1 yıl içinde iyice ne? Bize daha çok bulaşacak, daha az hasta edecek. Versiyonları çıkacak bunun 12 Nisan 30 Nisan ve bence yeni aşılar yeni ilaçlarla da biz bu beladan bir yıl içinde falan kurtuluruz da bizim başka belalarımız var işte ekonomik kriz belamız var yani öyle bir O zaman durumdayız. yani bu yaşadığımız COVID ileride olabilecek filmin fragmanı mıydı? Evet. Ne yazık ki. Göz Mahvoldum. kırptım sana işte. Anladım işte. Seni Çok teşekkür seviyorum. ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar diyorum herkese İyi de. akşamlar, saygılar. Görüşmek Çok sağ ol. üzere. Harika bir yayında katıldığın için teşekkürler canım benim. Kapatıyorum.